Milli Savunma Bakanı Akar AK Parti grup toplantısında yaptı bu açıklamayı. Tabii bugün muhalefet partileri de yine meclis grup toplantıları için bir aradaydı. Kürsüye Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri de alındı. Onlar hakkında fikirler beyan edildi. Hem CHP hem de İYİ Parti liderleri o sözlere tam destek verdi. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu vardı. O tiyatroyu seyirci olarak müdavimlerinden birisi de bendim. Gider orada siyasetçilerin nasıl hicvedildiğini görürdük. Siyasetçiler de gelirlerdi oraya. Kıymetli bir sanatçımızın bir televizyon ekranındaki yorumundan beni asacaklar gibi bir sonuç çıkarıp nifak üretmek devlet yönetenlere yakışmaz. CHP ile İYİ Parti bir kez daha aynı noktada buluştu. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil. Her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir. Sanatçıdır, eleştirebilir. Onun eleştirme hakkı vardır. Siyasetçinin de eleştirilerden ders çıkarma hakkı vardır. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in bu skandal sözlerine Kılıçdaroğlu da Akşener'de destek verdi. Benim cumhurbaşkanım değilsin. 81 milyondan çok sınırlı sayıda bir grubun cumhurbaşkanısın. Efendim seçimle geldik. Nasıl seçimle geldiğini ben gayet iyi biliyorum. Nifak üretmek devlet yönetenlere yakışmaz. Tam da bu başlıkla ilgili bir son dakika bilgisini de aktaralım. Başkan Erdoğan'ın avukatları o skandalla ilgili harekete geçti az önce. Radyo Televizyon Üst Kurulu'na şikayet dilekçesi verdiler. O cümlelerin yayınlandığı kanala, yani Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasını ve o cümlelerin sarf edildiği programın 5 kez durdurulması talebinde bulundular. Bu meseleye dair son dakika gelişmesi de bu.